İzmir Büyükşehir Belediye'miz Lozan Antlaşması'nın 100. yılı için hafta boyunca çok sayıda etkinlik düzenledi. Panelimizin ardından bahçemizin diğer tarafında hazırlanan belgelerin ışığında Lozan adlı sergimizi de gezebilirsiniz. 100 yıl önce, 100 yıl sonra Lozan bir diplomatik zaferin öyküsü başlıklı panele başlamak için değerli konuşmacılarımızı Tarih Vakfı Başkanı İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Alkan ve 9 Eylül Üniversitesi'nden Doktor Erkan Serçe hocalarımızı saygılarımla yerlerine davet ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bu sıcak Temmuz akşamının bu saatlerini bizi dinlemeye ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Mehmet Bey'le yukarıda biraz sohbet ettik ve bir anlatım dağılımı yaptık. İşin sıkıcı ve kolay kısmını ben üstlendim. Zor ve aslında ilgi çekici olan bölümünü de Mehmet Bey benden sonra sizi memnun edecek bölümde ele alacak. Sıkıcı derken kastettiğim aslında büyük olasılıkla çoğunuzun hakim olduğu ve 100 yıl öncesinin başlığımız o ya, 100 yıl önce, 100 yıl sonra, 100 yıl öncesinin Lozan sürecinin nasıl geliştiği, bu sürece nasıl gelindiği ve en azından o günkü kamuoyu nezdinde bunun ne anlam ifade etti. Sonrasında ise özellikle 1940'lardan itibaren Lozan farklı bir platformda tartışılmaya başlandı. Gittikçe artan politik mücadeleler içinde her olayın farklı bir yere oturtulduğu gibi Lozan'da farklı yerlere oturtularak değerlendirilmeye çalışıldı. Fakat tabii ben bir tarihçi olarak bir olayın varoluşunun gerçekleştiği kısa dönemli sürecin ötesinde onun öncesini ve sonrasını bir arada ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda ilk aklıma gelen konulardan biri şuydu. Sonuçta Lozan, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalardan biri. Sevr uygulama alanı bulamadığı için bir mücadele süreci yaşanmış ve sonuçta ortaya Lozan çıkmış. Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesini veya sona ermesini resmi olarak sağlayan başka anlaşmalar da var ve daha önemli anlaşmalar bunlar. Çok daha geniş kesimi etkileyen ve etkisi sadece yapıldığı dönemde sınırlı kalmayıp daha sonra da sorunları yumak halinde en azından 1930'lara kadar taşıyan anlaşmalar. Versay var, Saint-Germain Anlaşması var. Acaba bunları hatırlamak isteyen, 100. yılını kutlamak isteyen var mı? Yok. Bu da eğer Sevr kalmış olsaydı, hemen aklıma şey geliyor, geçtiğimiz yıllarda ölen bir kişi, keşke efendim Lozan olmasaydı da, Sevr olsaydı da saltanat kalırdı, ilafet kalırdı deyişi aklıma geldi. Acaba 100. yılı kutlanabilir miydi Sevr? Tabii bu soruların cevabı aslında basit. Yani bu soruyu sormak aynı zamanda cevabı vermek anlamına geliyor. Ama aynı zamanda Lozan'ın eğer biz 100. yılını kutluyorsak gerçekten de bunun
yapıldığı dönemde sağlamış olduğu ortamın günümüze kadar en azından getirdiği bir takım artıların ve en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına hazırladığı zeminin büyük payı olduğunu düşünüyorum. 1923 yılında bu anlaşmanın imzalanmasına nasıl gelindi sorusunu kalkıp efendim 17-18. Yüzyıla kadar geri götürmeye de gerek yok. 1910'ların hemen başlarında artık uluslararası kapitalizmin gittikçe Doğu Akdeniz'de ve Avrupa'da da o rekabetinin yoğunlaşması zaten Osmanlı İmparatorluğu'nu bir savaş çemberi içine sürüklemişti. Önce İtalya'nın Kuzey Afrika'da Trablusgarp'ı işgal etmesi, buna karşı biraz diyelim pasif bir savaş içine girmesi Osmanlı Devleti'nin, ardından tabii ki Balkan Savaşları ve onu takip eden felaketler. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda büyük beklentilerle atılan maceranın 1918'de büyük bir hezimetle sonuçlanması ve imzalanan Mondros Mütarekesi aslında Türkiye'nin sadece 8 yıl içinde büyük bir sorun yumağı ile karşı karşıya kaldığını göstermişti. 1920'de bunun en son noktasını gördük. Sevr Antlaşması. Fakat o sırada Sevr Antlaşması imzalandığı sırada artık Anadolu'da bir milli mücadele süreci başlamıştı. Bu mücadele sürecinde Türk tarafının barış anlaşmasından veya barışın gerçekleşme şartlarından neler anladığını ortaya koyan efendim Misak-ı Milli veya o dönemdeki bir başka isimlendirmeyle Ahd-i Milli ortaya çıkmıştı. Ve 6 ana madde çerçevesi içinde Türk tarafı hangi koşullarda barış anlaşmasının gerçekleşebileceğine dair teklifini de işte 1920 Şubat'ında belirginleştirmişti. Veya ocağında belirginleşti. Şubat'ta deklare edildi. Tabii bu bir anlaşmanın başarılı, başarısız denmesi, böyle keskin ifadelerle veya zafer veya yenilgi gibi keskin ifadelerle nitelendirilmesinin ötesinde onu kıyaslayacağımız başka metinler olması lazım. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, neye göre zafer olarak nitelendirilebilir veya da hizmet olarak nitelendirilebilir. Elimizde iki önemli metin var bununla kıyaslayarak efendim sonuca varabileceğimiz. Bunlardan birincisi Türk tarafının talepleri, Misak-ı Milli. Fakat tabii ayrıntısına giremiyoruz ama Misak-ı Milli de tartışmalı olan bir metin. Çünkü özellikle onun sınırlar hakkında sınırları çizdiği o ilk birinci maddesinde biliyorsunuz işte Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada Türk ordularının dahilinde bulunan diye ders kitaplarında da geçer. Halbuki işte İstanbul'da kabul edilen, Meclis-i Mebusan'da kabul edilen metinde aynı zamanda dışında ve dışında Müslümanların yaşadığı yerler diye bir ibare vardır. Daha sonra anlıyoruz ki Atatürk mesela bu ve dışında ibaresinin eklenmesine karşı sistemde de bulunmuş. Ve yanlış hatırlamıyorsam Rauf Arboy şey diyor, yani biz onu Kerkük ve Süleymaniye'yi de dahil edebilmek için buraya ekledik diyor. Ama bu ve dışında terimi özellikle daha sonra Lozan'ın başarısızlık olarak nitelendirilmesindeki önemli ölçütlerden birisi olarak kullanılacaktır. Çünkü aynı sıralarda tam olarak zamanı belli değil. Çünkü üzerinde tarih yok. İstanbul Birliği Kanaat Matbaası bir Misak, yeni Misak Milli adıyla bir harita basıyor. Bu harita işte Türkiye'nin Misak Milli'nin öngörmüş olduğu sınırları, işte tabii zaten Musul Misak Milli'de, Batum biliyorsunuz Misak Milli dahilinde gösterilen bir yer ama daha da güneye iniyor. Oralarda sınır çizgilerini de çok fazla belirginleştirmiyor. İşte Kıbrıs, adalar bunun içinde bir şey gösteriyor. Ama bunun bir herhangi bir resmiyeti olmadığını altını çizmek gerekiyor. İkincisi tabii kapitülasyonlar meselesi.
kesinlikle kabul edilmeyeceği misak-ı milde açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Tabi sınırlar konusunda başka ibareler de var. İşte Batı Trakya, efendim burada bir plebisit yapılabileceği, yapılması gerektiği, aynı şekilde Ege-i Selase olarak adlandırılan Batum çevresindeki üç yuvada plebisit yapılması gerektiği üzerinde duruluyor. Bu arada buraların da o sırada yani Osmanlı Devleti 1918'de Mongolos Mütarekesi imzaladığı sırada dahilde olmayan yerler olduğunu altını çizelim. Batı Trakya 1913'ten itibaren belirsizlik içine yuvarlanmış ve Yunanistan'ın o sırada elinde. Diğer tarafta ise zaten 1918'de bir Ermeni Cumhuriyeti, Demokratik Cumhuriyeti kurulmuş. Bolşevik Rusya ile bir çatışma süreci yaşanıyor falan filan. Borçlarla ilgili işte borçların Osmanlı Devleti'nden ayrılacak olan diğer ve bağımsızlığını veya bir şekilde mandater olarak ne olacaksa ayrılan bölgelere paylaştırılması öngörülüyor. Ve böylece aslında bir anlamda azınlık hakları konusunda tabii ki yine Misak-ı Milli'nin herhangi bir şekilde farklılık gözetilmeyeceği belirtilmiş. Bu şekilde belirlenmiş. Fakat hiç kuşkusuz İtilaf Devletleri'nin o sıradaki planı hiç de bu beldeyi tartışma, bırakın kabul etme tartışma noktasında bile değil. Nitekim işte 16 Mart'ta biliyorsunuz İstanbul işgal edilecektir. 18 Mart'ta Meclis-i Mebusan çalışmalarına ara verdiğini ilan edecektir. 11 Nisan 1920'de de padişah meclisi feshettiğini duyuracaktır. 23 Nisan'da Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak ve bunun sonrası artık Ankara merkezli bir askeri ve diplomatik mücadele sürecine girecektir. Fakat hemen ikinci belge efendim de bir Sevr Antlaşması kısa bir süre sonra 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Sevr de efendim Galip Devletlerin Osmanlı Devleti'nin geleceği için öngörmüş olduğu şartları ortaya koyuyor. Eğer siyasal belgeler açısından bakarsak bir tarafta Misak-ı Milli, diğer tarafta da Sevr Antlaşması belgesi. Bu da daha sonra Saltanat Şurası tarafından kabul edilecek. Fakat hiçbir zaman yürürlüğe girmeyecek. Buradaki tabii sınırları ayrıntılı olarak anlatmıyorum ama sınırlar biliyorsunuz Türkiye olarak öngörülen Anadolu'da olabildiğince daralmış bir bölge bırakılacak. Doğu'da Ermenistan kuruluyor. Efendim bir Kürt özel bölgesi oluşturuluyor. Boğazlar bölgesi Trakya ile birlikte efendim İstanbul her ne kadar Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalsa da İtilaf Devletleri'nin denetimindeki bir komisyon tarafından yönetime bırakılıyor. Kapitülasyonlar 1914'ten öncesi olduğu gibi varlığını sürdürüyor ve böylece hatta Tevfik Paşa ilk bu anlaşmanın imzalanması için gönderildiği zaman diyecek eski sadrazamlardan ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de son sadrazamı olacaktır kendisi. Bir devletin var olabilmesini mümkün kılmayacak bir belgedir diyerek geri dönecektir. Sonra tekrar efendim imzalanması için gönderilecektir. Saltanat Şurası'nda kabul edildikten sonra da biliyorsunuz bu imzalayanlar da daha sonra 150'likler arasında geçecektir. Dediğim gibi iki belgenin karşılıklı olarak mücadelesi başlayacaktır. Daha ilk anda biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi askeri harekatı önce doğuda Ermeniler üzerinde etkin olacak. İşte Gümrü Antlaşması, ardından işte Moskova
Kars ve Moskova Antlaşması'yla Sevr'in o bölge için öngördüğünün gerçekleşmeyeceği çok açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ardından tabii ki askeri mücadelenin özellikle Sakarya ile birlikte yeni bir noktaya gelmesi Fransa'yla bir anlaşma yapılmasını sağlayacaktır. Değil mi? Ankara Anlaşması imzalanacaktır. Ve böylece aslında Sevr'i imzalayan ve bunda bir taraf olarak karşımıza çıkan Birinci Dünya Savaşı'nın değil. Halbuki Osmanlı bilerek ve isteyerek Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Yani öyle Almanlar girdi biz girmiş sayıldık diye bir hikaye yok. Evet, Goben ve Breslau Akdeniz'de dolaşırken sığındılar. Yavuz ve Midilli yapıldı adları ama mürettebatına fes giydirip gidip Sivastopol'u bombalatmak Türkiye'den habersiz değildi. Sivastopol dediğim yerin neresi olduğunun farkına vardı. Bugün hala sorunlu olan bir yerden söz ediyorum. Yani Birinci Dünya Savaşı devam ediyor derken bunu kastediyorum. Sivas yani Ukrayna meselesi de devam ediyor hala. Almanlar yenildi diye de yenilmedik. Türkiye cephelerde yenildi. Yani çok açık. Ermeni tehciri gibi bir trajedi yaşandı bu ülkede. Yani 30 Ekim 1918'e geldiğimizde nedir 30 Ekim 1918? Yenilgiyi kabul ettik. Mütareke, Mondros mütarekesi diyoruz. Parantez açıldı. 30 Ekim 1918'de açılan parantez 11 Ekim 1922 Mudanya mütarekesiyle kapandı. Bu 4 yıla baktığınızda korkunç bir 4 yıl. Türkiye tarihinin dibe vurduğu bir nokta. Her bakımda. Ekonomik olarak enflasyonist bir ortam, hayat pahalılığı, kara borsa, her şey var. Yani ben şunu hatırlıyorum, koleksiyoncular da bilir bunu. O dönemde bazı gazeteler muhasebe defterlerinin sayfalarına basılmıştır. Kağıt yok. Yani kağıdın dahi olmadığı bir dönem. Kiraların korkunç arttığı bir dönem. Sağlığın, salgın hastalıkların her bakımdan arttığı bir dönem artı İspanyol nevazili yani pandemisi ki işte çok yakın bir dönemde yaşadık nasıl etkilediğini gördünüz dünyayı o dönemde bir de o yaşanıyor. Siyasal açıdan baktığınızda Türkiye'yi savaşa sokmuş bu badirenin içine itmiş İttihat ve Terakki Tribü Mirası birer korkak gibi Alman denizaltısına binip Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış. Kendi kaderiyle baş başa bırakmış. Ve siyasal açıdan baktığınızda tam bir kaos ortam. Şimdi bu ortamda bir hatırlatma yapmak isterim. Bu bana çok değerli geliyor. 30 Ekim 1918'den 11 Ekim 1922'ye kadar bu mütareke parantezinin sloganları ne diye düşünsem şunu söylerim. Seçim temsil meclis. Ne demek seçim temsil meclis? 30 Ekim 1918'den 11 Ekim 1922 Mudanya mütarekesine kadar. Bir defa şunu hatırlamamız gerekiyor. Mondros mütarekesi güya ateşkes ama koşulları çok ağır. Müttefikler istedikleri, sorunlu gördükleri yerleri işgal edecekler diye zaten de fiili işgal başlıyor. Yani işgal ediliyorsunuz. Peki bu işgale karşı bu ülkenin insanları nasıl tepki veriyor? Şaşırtıcı biçimde çok demokratik tepki veriyor. Yani yerden taş al, sopa al, gidelim bir işgalciyi dövelim, bir Fransız binasını taşlayalım şeklinde değil. Sultanahmet'te miting yapıyorlar. Kadıköy'de miting yapıyorlar. Fatih'te miting yapıyorlar. Ve işgali protesto ediyorlar. Halide Edip Hanım ilk defa Türkiye tarihinde bir kadın bu işgale karşı protesto sırasında kürsüye çıkıp nutuk atıyor. İşgali protestoyla. Yani bir, iki, Türkiye tarihinin en çok dergi gazete çıktığı dönemlerinden biri. Biri 1908 sonrasıdır, sansürün kalktığı dönemden sonra. Diğeri bu mütareke dönemiydi. İnsanlar kendilerini ifade etmek istiyorlar. Bağırmıyor, çağırmıyor, küfretmiyor. Kendini anlatmaya, ifade etmeye, fikrini anlatmaya çalışıyor. Yine Türkiye tarihinin en çok dernek, cemiyet, sendika, parti kurulduğu dönem. İnsanlar örgütleniyorlar.
Ve bakın şimdi biz daha çok işte milli mücadele deyince hemen Mustafa Kemal'i ön plana çıkartıp Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir üçlemeyle süreci anlatmaya çalışıyoruz. Bu eksik, çok büyük bir eksik şu sebepten dolayı. Erzurum-Sivas çok önemli iki kongre. Ama onun dışında 30'un üzerinde kongre var bu ülkede. Yani ülkenin her tarafında insanlar, bu coğrafyanın insanları işgale karşı herhalde olabilecek en medeni tepkiyi veriyorlar. Kongreler oluşturuyorlar. Ve bakın Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi ve İstanbul'da Sivas'ın pazarlığı, Mustafa Kemal Paşa'yla saltanatın, hükümetin pazarlığı seçim konusunda. 1919'un Eylül ayındasınız. Güney işgal edilmiş durumda. Trakya işgal edilmiş durumda. İzmir işgal edilmiş durumda. Siz Eylül ayının ikinci haftasında İstanbul'da pazarlık yapıyorsunuz Sivas'tan. Kapattığınız parlamento, Mondros müterkisinden sonra kapatmıştı padişah, açılacak, onun için seçim yapılacak diye. Yani aslında hani normal şartlarda şu olabilir. Vatanını seven benim arkamdan gelsin. Eli silah tutan herkes ne bulabiliyorsa, sopa, taş, bıçak, kazma, kürek, toplanın benim arkama düşün, düşmana karşı savaşacağız. Hayır, bu söylenmiyor. Altını çizerek belirtmek istiyor. Deniyor ki, seçim yapılacak ve bir meclis açılacak. Ve bu diretme karşılığını buluyor. İstanbul hükümeti bunu kabul etmek zorunda kaldı. 6. genel seçimleri yapıldı Türkiye'nin. Ve 1920'nin Ocak ayında son Osmanlı parlamentosu açıldı. Örnek vereyim, Adana ve civarı işgal altında. Adana'da seçim yapılamıyor. Fakat İstanbul'daki Adanalılar bir araya geliyorlar, Adana milletvekili seçip parlamentoya yolluyorlar. Niye bu ısrar? Bir defa bunu düşünmek lazım. Hani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye tarihine çok uygun falan. Hayır, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye tarihinin hiçbir döneminde görülmemiştir. Tek bir dönemi dahi yoktur benzer. Bu döneme özel bir rejim sistemi. Çünkü o dönemin en önemli sloganı seçim temsil meclis. Peki neden? Nedeni şu. Çok farklı görüşlerde ve kökenlerden insanların, yani az çok temsil yeteneğine sahip insanların parlamentoda bir araya gelerek her türlü fikri özgürce söyleyebilecekleri bir ortamın yaratılması gerekiyor. Neden diyecek olursanız, dönemin koşullarında saklı. Dibe vurmuşsunuz. Her bakımdan. Adeta tarihin sonu gelmiş. Burada tek adamın, tek insanın aklıyla veya dudaklarının arasındaki emirlerle hareket edemezsiniz. Bunu bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğü kanıtlıyor. Israrı kanıtlıyor. Nedir oradaki kritik ölçü? Hem son Osmanlı parlamentosu ama şunu düşünün. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal ediliyor. Arkasından parlamento kapanacak, feshedilecek. Artık parlamentosu yok Osmanlı'nın. 18 Mart'ta yine heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal Paşa bir bildiri açıklıyor. Diyor ki Anadolu'nun emin bir yerinde meclisi toplayacağız. Bakın hala emir şu değil. Eli silah tutan herkes arkama düşsün emri değil. Tek adamın peşinden gelin emri değil. Anadolu'nun emin bir yerinde ve mümkün olan her yerde seçim yapacağız ve parlamento açacağız. Bizim ilk parlamentomuz o açıdan çok değerli bir parlamentodur. İki eksiği vardır. Gayrimüslimler yoktur, kadın yoktur. Onların olması 1935'te oldu. Şimdi 20'de açtığınız bu parlamentonun dünya tarihi açısından çok büyük bir önemi var. Çünkü meclis üstünlüğü sistemi dediğimiz sistem. Yasama, yürütme ve yargı mecliste toplanıyor. Rusocu bir anlayış var. Güçler birliği sistemi. Dolayısıyla bütün savaşı da meclis yönetecek. Dolayısıyla her türlü eleştirinin en ağır şekilde yapıldığı bir meclisten söz ediyoruz. Ve bu meclis, bu ağır eleştirileri yapan meclis, konuşuyor, tartışıyor, bir karara varıyor. Ama herkes o kararın arkasında duruyor. Zaten
Kurtuluş Savaşı'nın, İstiklal Savaşı'nın, Milli Mücadele'nin adına ne derseniz deyin, başarıya ulaşmasının en önemli formülü bu. Herkesin içine sinen seçeneğin herkes tarafından kabul edilmesi. Ama öncesinde herkes fikrini söyleyecek. Vay sen Müslümansın, Müslüman mısın, değil misin, Türk müsün, değil misin, inançlı mısın, inançsız mısın tartışması yok. Herkes fikrini söyleyecek. Mustafa Kemal'i diktatör de diyecek. Her türlü eleştiri yapılacak. Ondan sonra bir karar alınacak. Ve o kararın arkasında herkes durduğu için Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşacak. Yokluğun ve sıkıntının, 10 yıl süren savaşın sıkıntısının boyutunu şöyle ifade edersem biraz hatırlayacaksınız eminim. Mesela Mustafa Kemal başkumandanlık yetkisini alıyor meclisten. Unuttum onu söylemeyi. Meclis başkumandan bu arada. Yani orduların başkumandanı meclisin kendisi. Bazen Cumhurbaşkanı ben başkomutanım diyor. Hayır, şu anda Cumhurbaşkanımız başkomutan değil. Meclis adına o yetkiyi kullanıyor. Hala başkomutanı Türkiye'nin meclistir. Dikkatinizi çekerim. Bu o dönemden kalma bir maddedir bu. Meclis başkomutan geçici süreyle Mustafa Kemal'e devrediliyor. Mustafa Kemal'in çıkarttığı vergi emirleri var. Her evden bir çift çorap, bir çift iç çamaşırı. Yani muhtaç olduğunuz şeye bakar mısınız? Yani çoraptan söz ediyoruz, iç çamaşırı. Bu dönem, böyle bir dönem. Dolayısıyla çok zor bir dönem. Hakikaten nereden bakarsanız bakın. Ve bu süreçte savaşlar yapılmış. Birinci İnönü, ikinci İnönü. Sonra Eskişehir ve Kütahya muharebeleri yapılmış. Hezimet. Sonra Sakarya kazanılmış. Arkasından başkumandanlık. Yani 5 tane savaştan geçmişsiniz. Ama şunu hatırlatırım size. 15 Mayıs 1919'da Yunanistan ordusu İzmir'e çıkıyor. Başkumandanlık yapıldığında 30 Ağustos'ta nerede? Sakarya'nın batısında. Yani siz hep savaşmışsınız ama ordu gelmiş bu arada. Yani Sivrihisar'a kadar gelmiş. Kütahya, Sakarya ismi. Ve bakın bu dönemde hesap edilen şeylere bakın. Aklınıza gelmeyecek şeyler hesap ediliyor. Sakarya'da başkumandanlık da Ağustos sonundadır. Neden biliyor musunuz? Hasadın toplanması bekleniyor. Çünkü öncesinde savaş yaparsanız hasat yanar, yıkılır, toplanamaz. Bir de kıtlıkla baş başa kalırsınız. Ne kadar ince hesapların yapıldığını anlatmak için bu örneği veriyorum. Dolayısıyla 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi imzalandığında böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi bir konuyu daha belirtmek istiyorum. O da çok önemli. Biraz önce Erkan Hoca söz etti ama 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'ni imzalamışsınız. Yenildiniz çünkü. Ve adı barış olan tırnak içinde Paris'te görüşmeler başlamış. Ve bu görüşmelere uygun olarak yenilen ülkelerle tırnak içinde barış anlaşmaları imzalanıyor. Hangileri? Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Bulgaristan'la Neuli, Macaristan'la Trianon. Sizden önceki dört devlet, dört yenilen devlet anlaşmayı imzalamış. Küçük bir dipnot. Hani diyorlar ya biz Birinci Dünya Savaşı'nda gavurlara karşı savaştık, Hristiyanlara karşı savaştık. Bunlar Osmanlı'nın müttefiki. Hepsi de gavur, hepsi de Hristiyan. Yani argümanın ne kadar zayıf olduğunu anlatmak için. Sonunda 5. anlaşma 10 Ağustos 1920'de Sevr olarak imzalanıyor. 5 anlaşma. Bu 4'ü kabul etmedi. Affedersiniz, itiraz etmedi. 5.'si Sevr'i imzalayan bu toplumun insanları Sevr'i kabul etmedi. O yüzden ilk 4'ü yürürlüğe girdi itirazsız bir şekilde. 5.'sine itiraz edildi. İşte Lozan'a giden süreç bu. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Lozan yeni Türkiye'yi kuran bir anlaşma olmaktan önce Türkiye adına Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren bir anlaşma. Çok kritik bir görevi var. Ondan sonra yeni Türkiye'ye dair bir görevi var. Onu unutmamak lazım. Şimdi tabii bu 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalanmış ama asıl siyasal badire ondan sonra başlıyor. Neden? Çünkü şimdi
Batılı devletlerin çok ilginç bir iki taktiği var bir defa. Bir tanesi çok erken İstanbul'la Ankara'nın çekişmesini fark etmiş durumda. Müzakerelere hem İstanbul hükümetini hem Ankara hükümetini davet ediyor. Bu yeterince tahrik edici bir unsur. Çünkü zaten işte iki hükümeti davet ediyor, İstanbul hükümeti ve Ankara hükümetini. Ve Tevfik Paşa da sadrazam olarak Mustafa Kemal Paşa'ya ve meclise telgraf çekiyor. Bizleri davet ettiler. Görüşmeler yapmak üzere. Bize bir delege gönderin, aynı ağızı konuşalım yabancılara karşı. Mehalinde bir telgraf çekiyor. Bu mecliste infial uyandırıyor. Bir dakika, siz kimsiniz? Savaşı biz yaptık. Savaşı biz yürüttük. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkomutan siyasi savaşı yürüttü, askeri savaşı yürüttü. Diplomatik savaşı da TBMM yürütecek. O yüzden bakın çok ilginç hukuki bir taktik izlendi. Biz genellikle saltanatın kaldırılması diye biliyoruz onu. Saltanatı kaldırdığınız zaman ki meclis kararıdır, oy birliğiyledir. Saltanatı kaldırdığınız zaman hükümeti otomatikman kalkıyor hukuki olarak. Yani orada kalkan sırf saltanat değil, onun hükümeti. Dolayısıyla davet edilemez hale geliyor. O ikinci önemli karar 16 Mart 1920. Yani İstanbul'un işgalinden başkentin, hilafet merkezinin, saltanat merkezinin işgalinden itibaren yapılan anlaşmalar kendilerine yakın. Hiçbiri kabul edilmedi. Hepsi yok sayıldı. Çünkü batılı devletler veya galip devletler şu teziyi de ileri sürüyorlardı. TBMM hükümetine karşı, tamam siz galip geldiniz Yunanistan'a karşı. Fakat şunu unutmayın, siz Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubu, Yunanlılarla yapılan savaşın galibisiniz. Dolayısıyla sizinle yapılacak müzakere Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubu bir ülkeyle yapılacak müzakeredir. Şey çerçeve bu. İtiraz da buna geliyor zaten. Biraz önce Erkan Hoca söyledi. Baskın Oran'ın söylediği o masaya eşit oturmamak, kibirle oturmak, üstten bakmak, baştan dayatılmak istense de Ankara bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla eşit oturuyorlar masaya. Hatta konferansın açılışında ki aslında 13'ünde açılacak, erteleniyor 20'sine. Bu bir infial doğuruyor. Çünkü Türk heyetine haber bile verilmemiş ertelenmesi. 20'sinde de açılış töreni var. İsviçre Cumhurbaşkanı konuşacak. Arkasından Lord Curzon konuşuyor. İsmet Paşa diyor ki bu adam hangi sıfatla konuşuyor? Yani o da benim gibi bu masanın üyelerinden biri. Hani benden üstün değil. Onun üzerine İsmet Paşa bir konuşma yapıyor çıkıp kürsüye. Bu hani böyle bir eşitsizliği de kabul edemeyiz. Konferansı tamam İsviçre Cumhurbaşkanı açsın buradayız. Kendisine çok teşekkür ederiz ama Lord Curzon kim? Yani o kibri nereden buluyor? Yani buradan başlayan bir süreç. Tabii şimdi çok kritik safhaları oldu Lozan Anlaşması'nın ve sürecinin. Ama orada en önemli konulardan biri şu, bizim buradaki başlığımız diplomatik zafer gibi bir başlık, hatta ben söyledim. Fakat ondan çelişkili bir şey söyleyeyim. Lozan bütün bu sürecin sonunda bir zaferdir ama diplomatik olarak bir uzlaşma belgesidir. Bu çok önemli bir konu. Yani bu ikisi arasındaki ayrım. Lozan niye bir zafer değil? Çünkü zafer olursa eğer birisi kaybetmiş, hezimete uğramış demektir. O metin çok çabuk çöp olur. Eğer uzlaşma metni ise, yani tarafları çeşitli tavizler vererek uzlaştırabildiğiniz bir metinse uzun yaşar. Uzun yaşar. Şimdi Sevr'den önceki dört metinden söz ettim size. Versailles, Trianon, Saint-Germain anlaşması. Onların hepsi çöp oldu. Neden? Çünkü onlara dikte ettirildi o metinler. O dikte ettirildiği için İkinci Dünya Savaşı çıktı zaten. Yani o metinler bir tartışma doğdu. Lozan niye 100 yıldır bozulamıyor? Çünkü bir uzlaşma üzerine kuruldu. Zafer, hezimet vesaire üzerine değil. Fakat sürecin tamamına baktığınızda Türkiye açısından bir zafer olduğuna kuşku yok. Yani bunu böyle görmek lazım. Ama diplomatik belge olarak çok veciz bir uzlaşma belgesidir. Eğer bir belge uzlaşma üzerine kuruluyorsa uzun yaşar.
işte 100 yılını, 100. yılını idrak etti. Yoksa daha 1. yılında giderdi. Şimdi ayrıntıları Erkan Hoca anlattığı için müzakerelerde onlara girmeyeceğim. Fakat birkaç şey söylemek istiyorum. Lozan Anlaşması süreci 3 konuda yol ayrımına sebep oldu Türkiye'de. Bir tanesi, birinci meclis içinde iki grup vardı. Birinci grup Müdafaa Hukuk Grubu, Mustafa Kemaller'in grubu. Bir de ikinci grup, muhalif grup vardı. Lozan sürecinde anlaşıldı ki muhalif grup Lozan Anlaşması'nı onaylamayacak meclise geldiğinde. Türkiye erken seçime gitti. Ve meclisteki bütün muhalifler temizlendi. Seçim yapıldı. Lozan'ı onaylayan ikinci meclis ve dikensiz gül bahçesidir. Bunu da söylemek durumundayım. İki, lider kadrosu arasında bir dönüm noktası oldu. Ne demek o? İsmet Paşa'nın gidişiyle alakalı. Niye İsmet Paşa'nın gidişi milli mücadele kahramanları ve liderleri arasında bir rekabete sebep oldu? Çünkü Mondros mütarekesi diyorum ya size, Mondros'u imzalayan Rauf Bey, Rauf Bey'in Agamemnon zırhlısında imzalanan Mondros mütarekesinin altında imzası var. Rauf Bey o sırada nedir? İcra vekilleri heyeti reisi. Yani Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi, ondan sonra gelen ikinci isim Rauf Bey. Rauf Bey bir yandan Mondros'un ayıbını üzerinden silmeye çalışıyor o görüşmelere giderek. İki, Mustafa Kemal'in liderliğinden rahatsızlar, liderliğini pekiştirmesinden. Lozan'dan elde edeceği karizmayla liderlik rekabetini arttıracak. Çok açık bu. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın tercihini İsmet Paşa'dan yana kullanması ve onun gitmesini sağlaması bu rekabette kendi gücünü de arttırıyor. Yani çünkü peki İsmet Paşa'nın önemine, bakın bunun altını çizerek önemine dikkatinizi çekeyim. Lider kadrosu içinde Mustafa Kemal'in liderliğine razı olan bir lider. Ona itiraz eden değil. Ali Fuat Cebesoy itiraz ediyor. Kazım Karabekir itiraz ediyor. Rauf Orbay itiraz ediyor. Refet Bele itiraz ediyor. Onlar Mustafa Kemal'in öne çıkmasından rahatsızlar. Ama örneğin Fevzi Çakmak rahatsız değil. İsmet Paşa rahatsız değil. O yüzden de İsmet Paşa ile Atatürk çok uzun süre çalıştı. Mustafa Kemal Paşa biliyordu ki hiçbir zaman kendisine rakip değil. Yani bu şeyi de burada belirtmiş olayım. Bir başka konu, iki konu saydım. Üçüncü konu, Türkiye ile Kürtler arasında bir dönüm noktası olmasıdır. Onu da uzun bir mesele bu. Hani burada anlatmam zaman yetmez. Gerçekten bunu ayrıca memnuniyetle anlatırım, o ayrı. Fakat 30 Ekim 1918'den sonra barış görüşmelerinde ortaya çıkan bir husus var. Doğu'da Ermenistan kuruluyor. Çok net bu. Onun üzerine Trabzon'da bir, Erzurum'da iki dernek kuruluyor. Ve Erzurum Kongresi onun üzerine toplanıyor. Bir Türk-Kürt ittifakı olarak. Erzurum Kongresi'nin bir tane raporu vardır. Açın bakın, ulaşabilirsiniz bugün. Kürt meselesini anlatır. Yani öyle bir metindir o. Ve bu uzlaşma, Türk-Kürt ittifakı, kendi dönemin ifadesidir bu. Lozan dahil devam etti. Hatta Kürtler şey derler, milli mücadelede bir istisna dışında, o da bizim isteğimiz değildi. Ayaklanma çıkarmadık. Türk ordusunun elini hiçbir zaman Garp cephesinde zayıflatmadık. Bu uzlaşma. Lozan'da Kürtlerin beklediği bir tür kimlik tanınması, bir tür azınlık hakları. Biliyorsunuz orada mübadele kabul edildi. Bu hala sonuçları devam eder. Mübadele de bir trajedidir, bunu söyleyeyim. Dördüncü kuşağı mübadelenin, hala mübadelenin sıkıntıları anlatılır bu ülkede. Bana sorarlar arada, mübadele şart mıydı? Hani yapılmasa, hani gayrimüslim Rum ve Ermenilere karşı çok büyük şeyler mi yapılırdı? Ben buna hep itiraz ettim. Hayır, yani biz her sorunlu olduğumuz etnik grup veya dini grubu göndererek mi sorunlarımızı çözeceğiz? Sorunlarımızı çözeceğimiz yegane çare demokrasi bizim. Dolayısıyla bana sorsanız şart değildi. Evet, sorun çıkmaz mı? Çıkabilirdi. 6-7 Eylül'de çıkmadı mı? Korkunç hadiseler yaşandı bu ülkede. Ama sonuçta birlikte yaşayabilirdik. Ben yani bugünden geriye baktığımda bunu söyleyebiliyorum. Tabii söylesem ne olur, söylemesem ne olur. Fakat bu mübadele konusu konuşulurken çok orada kritik bir kavram kullanıldı. Mübadele etnik
ve milli esasa göre değil, dini esasa göre yapıldı. Ortodokslarla Müslümanlar dendi. Yani orada bir etnik veya milli terim kullanılmadı. Kullansanız, çünkü başka, şimdi baskın oran dolaylı olarak bu yorumu yapıyor. Eşitlik konusu, azınlık hakları konusu, diller konusunda. Metinde mübadelenin din üzerine, din esası, Ortodoksluk ve Müslümanlık üzerine yapılacak. Tabii şeyi hatırlamak lazım. Şimdi borçlar konusu. Şimdi bakın 1854 Abdülmecit döneminde borç almışsınız, ödeyememişsiniz. 20 defa almış, ondan sonra ödeyememişsiniz. Başınıza Düğün-i Umumiye diye bir kurum kurmuşlar 1881'de. Bu borçları tahsil etsin de alacaklılara versin diye. Ve Lozan'da da en çok konuştuğumuz konu borçlar meselesi. Yaklaşık, hata yapabilirim ezberimde kalan rakamdan, 160 milyon civarında bir rakam. Türkiye diyor ki, tamam bu borçlar bana ait, tamam da bu borçların ait olduğu toprak bana ait değil. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Her borç alındığında o borca bir karşılık göstermiş. Şimdi kredi aldığınızda nasıl karşılık istiyor bankalar sizden? O dönemde de Osmanlı demiş ki falanca işte Arnavutluk Dıraç Limanı'nın yıllık geliri, Bursa'daki İpek Böceği'nden alınan verginin yıllık geliri borca karşılık gösterilmiş. İşte bilmem Suriye'deki şu, Bulgaristan'daki bu. Ama 1923 itibariyle o 160 milyonluk borcun sahibi 15 ülke var ortada. Yani Türkiye dışında. Ve bu pazarlıkla 106-107 milyona indiriyorsunuz bunu. Ve bakın 1854'te aldığınız o borcun son taksidini 1954 yılında ödediniz. Menderes ödedi. 100 yıl sürdü. Yani o konular çok çetin konular. Öyle masa başında şöyle konuşulan, böyle konuşulan falan. Her türlü eleştiri yapabiliriz ki ben ağır eleştirenlerden biriyim. Ama hakkını da teslim etmemiz lazım. Şimdi söz verdiğim gibi azıcık da Lozan'ın gizli maddelerinden söz edeceğim şimdi size. Bu çok önemli bir mesele. Lozan'ın gizli maddeleri meselesi. Gizli maddeleri var mı? Var. İsmet Paşa ile Lord Curzon anlaşmayı imzaladıktan sonra içeride bir odaya geçiyorlar ve o odada Lozan Anlaşması'na ek, leffen deriz buna diplomatik tabirle, bir gizli anlaşma imzalıyorlar. O anlaşmaya göre bu anlaşmanın gizli maddeleri olduğunu iddia edenlerin akıldan zoru vardır maddesi geliyor. Şimdi bu gizli maddeyi iddia etmek, yani fanteziyi anlıyorum. Komple teorilere ne yatkınlığını da anlıyorum bu ülkenin ama hani bir de şurada taşıdığımız bir akıl var, bir beyin var. Yani insan 2 kere 2 7 dediklerinde inanır mı? Hani dersiniz ki bir dakika ya 2 kere 2 4 eder. Niye 7 etsin? Ama insanlar inanıyor. Ve hukukçuların bunu yapmasına tahammül edemiyorum. Onu da bilmenizi isterim. Nedeni çok basit. Gizli anlaşma olamaz. Neden olamaz? Onu söyleyeceğim şimdi. Sosyalistlere çok şey borçluyuz. 1917'de Oktober devrimi olduğunda, Kasım'da oldu miladi takvime göre ama onların kullandığı takvimine göre Ekim'de olduğu için Oktober devrimi. Sosyalistler çok önemli bir şey yaptılar. Çarlık Rusyası'nın, Çar'ın halkından habersiz krallar, imparatorlar, sultanlarla imzaladığı gizli anlaşmaları ilan ettiler. Kamuoyuna açıkladılar. Ve dünya şok oldu. Onu bilmenizi isterim. İtalya şok oldu mesela. Ki o İtalya, İngiltere, Fransa birlikte hareket ediyor. Neden? Çünkü öyle küçümseyici ifadeler kullanılmış ki o ikili gizli anlaşmalarda Çar'la Fransız İmparatoru anlaşma yaparken şu İtalyanlara da bir sus payı şurasını veririz. Bunlar Anadolu'yu alacaklarını zannediyorlar ama bırakın zannetsinler falan filan. Bütün bunlar gün ışığına çıktı. Tabii daha vahimi şu. Yöneticilerin, kralların, imparatorların, çarların, sultanların halklarına hiç danışmadan bu tür gizli anlaşmalar imzalayıp milyonlarca evladını sahaya sürüp öldürmesi söz konusu savaş adına.
bilinç adına işte devam eden Birinci Dünya Savaşı dediğim hikaye. Milyonlarca insan öldü. Birinci Dünya Savaşı yaşanırken adı Cihan Harbi'ydi ama o kadar büyüktü ki ikincisine sebep oldu. Yani bir ikinci Cihan Harbi birincisinin devamıdır. Hani yepyeni bir savaş değildir. Orada bitmeyen paylaşımın geçici olarak Soğuk Savaş döneminde buzluğa konmasıdır falan filan. O yüzden devam ediyor diyorum. Peki bu neye sebep oldu? Şimdi bu iddiaları atanlar, yani diyorum ya, hadi onlar atıyor da buna inananlar 2 ile 2, 4 ederdi, 7 eder dediğinde hiç mi kuşkulanmazsın ya? Yani neden? Nedeni şu. Bakın, bu elimdeki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Meclis İş Düzüğü. Türkiye Büyük Millet Meclisi yayını. Şimdi oradan size 90. maddeyi okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesi. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Yani siz bir devletler arası, bir milletler arası anlaşma yapıyorsanız, 1917'den beri bir usuldür bu, meclise getirmek zorundasınız. Peki neden meclise geliyor? Çünkü meclise getirince gizliliği kalmıyor. Meclisteki herkes öğrenecek. Bir başka deyişle alenileşecek. Dolayısıyla mecliste sunduğunuz anlaşma neyse yürürlüğe giren anlaşma da o. Ya gizli maddesi olsa vatan hainliğine girer, onu söyleyeyim size. Çok net bir ifade kullanıyorum bakın. Lozan Anlaşması'nın gizli hiçbir devlet başkanı halkından, meclisinden habersiz bu tür bir anlaşma imzalayamaz. Vatan hainliğine girer. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Lozan'ın bir tek maddesi yok. Çünkü 24 Temmuz 1923'te imza edilen Lozan Anlaşması 23 Ağustos, yani yaklaşık bir ay sonra 23 Ağustos 1923'te meclise sunuldu. Biraz önce Erkan Hoca'nın burada gösterdiği bu metin tamamı meclis arşivinde duruyor şu anda. Açıp tbmm.gov.tr'den girin, 23 Ağustos 1923 tarihinin meclis görüşmelerine bakın, bu anlaşmanın metinlerini göreceksiniz. Meclis üyelerine sunuluyor. Biz bunu imza ettik diyorlar. Kabul ediyor musunuz? Mecliste o sırada da tartışma oluyor. Yani o müzakeresi. Sonuçta da her cevap kabul ediyoruz. İşte sizin sorumlu olduğunuz metin, mecliste kabul edilen o metindir. Gizlisi varmış, saklısı varmış, kuyruğu varmış. Bu kimsenin umurunda değil. Olamaz da. Kısaca 2 kere 2, 4 ediyor. 7 etmiyor, 6 etmiyor, 3 etmiyor. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi tabii akla şu gelebilir. Bunu niye iddia ediyorlar? Yani bu gizli madde var. İşte Türkiye'nin doğal kaynaklarının üstü kapatılmış. İngiltere işte Lord Curzon İsmet'i bir kenara çekmiş. Saltanatı kaldırdınız çok iyi. Şu hilafeti de kaldırın şu anlaşmadan sonra demiş. Böyle saçma şey olur mu ya? Yani bunu iddia etmek bile saçma. Ama sorun şuradan kaynaklanıyor. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Peki neden bunlar var? Nedeni şu. Şimdi bu anlaşma biz kurucu metin diye bakıyoruz. Hani tapu senedi, yeni Türkiye'nin işte kurucu belgesi vesaire. Cumhuriyeti kuranların en çok güç aldığı uluslararası anlaşma, birinci anlaşma Lozan Anlaşması. Ona dayalı olarak dışta sağladıkları güçle içte sağladıkları gücü dengeleyerek bir süreç yaşandı Türkiye'de. Devrimler, mesela hilafet kaldırıldı. Birçok devrim yapıldı vesaire. Şimdi bu tek parti dönemi dediğimiz dönem 1923'te başlayıp 1946'ya kadar, hatta İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı'nın için 1950'ye kadar geçen sürede İsmet Paşa'yı veya Mustafa Kemal Paşa'yı eleştirmek mümkün değildi. Ama siyasal İslamcıların en çok kızdığı isim Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa. Bu dolaylı bir saldırıya dönüştü 1946'dan itibaren. Necip Fazıl Kısakürek başlattı bunu. Sonra Rıza Nur'un hatıratı meselesi gündeme geldi. Niyazi Mısıroğlu da bunu devam ettirdi. Meraklılar için söylemiş olayım. Rıza Nur'un da hatıratı üç nüshadır. Türkiye'de bunun üzerinde de durulmamıştır. Hala Kadir Mısıroğlu'nun nüshası onun içinde iki nüsha daha var.
Ben götürtmeye çalıştım, çok büyük para istediler, vazgeçtim. Biri Londra'da, biri Hollanda'da, Amsterdam'da, biri Paris'te. Üçüncü sıra halinde tenzih etmiş ve kopyalamış onu. Bakmak lazım, hakikaten orada öyle mi yazıyor, biz orijinalini bilmiyoruz. Çünkü Lozan Anlaşması'nı en çok itibarsızlaştıran metin Rıza Nur'un hatıratı. Yani en çok dayan. Dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek, Rıza Nur ve Kadir Mısıroğlu Türkiye İslamcı sayı, siyasal İslamcılar doğrudan Mustafa Kemal veya İsmet Paşa'ya saldıramayınca Lozan'ı itibarsızlaştırmak üzerinden bir saldırı veya işte kafalarda soru işareti uyandırmak. Bunlar aslında burada bir zafer kazanmadı. Bizim kaynaklarımızı, işte Musul'u, Kerkük'ü kaybettiler. İşte karşımızda Ege Adaları'nı kaybettiler. İşte petrollerimizi kaybettiler falana getiren bir süreç yaşandı. Şimdi dediğim gibi artık bundan sonrası insan bir şey yapamaz. Yani 2 ile 2, 4 mi ediyor, 3 mi ediyor, 5 mi ediyor? Artık siz karar vereceksiniz. Bunu böyle bitirmek lazım. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bu yıl hem Cumhuriyet'in hem Lozan Anlaşması'nın 100. yıl dönümü. Ben Cumhuriyet'i de eleştirmiş bir insanım. Onu da açıklıkla söyleyeyim size. Şu eleştiriyi yaparak da devam ediyorum. Biz 100. yılında çok daha demokratik bir cumhuriyet kurmakla yükümlüyüz. Yani bir defa 100. yıla ulaşan, rejim olarak ulaşan bizim çevremizde başka bir ülke yok. Yani aynı rejim 100 yaşına kadar Avrupa'da da yok, onu söyleyeyim size. Bizim çevremizde de yok. 100 yıllık bir cumhuriyet var. Müthiş bir şey bu. Yani ama bu her seferinde daha demokratikleşmeli. Kadın hakları açısından, çocuk hakları açısından, eşitlik açısından, inançlar veya inançsızlık açısından vesaire. Ve onu mümkün kılan da bu coğrafyadaki sınırlarınızı iyi kötü belirlediğiniz için Lozan Anlaşması. Yani Lozan Anlaşması size komşularınızla neredeyse sıfır sorunla bıraktığı bir Türkiye var. Tabii ki itirazlar var, Sovyetler Birliği'nin oldu, daha sonra Suriye oldu vesaire, Ermenistan oldu ama sonuçta 100 yıldır yürürlükte olan dünya tarihindeki nadir uluslararası anlaşmalardan biri ki altında 7 ayrı ülkenin, Japonya'nın bile imzası var. Yani Japonya'nın bile Lozan Anlaşması'nın altında imzası var. Dolayısıyla şöyle bitireyim. 100. yılda, Lozan'ın 100. yılında ve Cumhuriyetimizin 100. yılında farklılıklarımızla, farklı etnik köken, Kürt, Türk, Arap, Ermeni, Yahudi, inançlarımızla, Müslüman, Alevi, Yahudi, Hristiyan veya farklı cinsiyetlerimizle, kadın erkek veya cinsel yönelimlerimizle barış ve demokrasi içinde birlikte yaşamak sorumluluğu geliyor 100. yılında, Lozan'ın 100. yılında ve Cumhuriyet'in. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, şu gizli anlaşma deyince aklıma geldi. Lloyd George hükümeti 23'te düşer. Evet. Düşme nedeni de 1919-22 yılları arasında parlamentonun, yani İngiltere parlamentosunun haberi olmadan Yunanistan'ı Anadolu'da destekleyecek bir takım sözler vermesidir. Ve bu sözleri hükümetten, kendi hükümetinden ve parlamentodan gizlediğini bir Yunanlı gazeteci ortaya çıkartır. O belgeleri Yunan arşivlerinden çıkararak yayınlar ve bunun üzerine Lloyd George istifa etmek zorunda kalır. Yani bir de bunun bu gizli anlaşmayı siz tek başınıza yapmıyorsunuz. Bir de karşı taraf var. Yani bunun İngilizlerin böyle bir anlaşmayı İngiliz temsilcisini yapıp İngiltere parlamentosunu efendim şey yapmaması kadar mantıksız bir şey yok. İşte geçenlerde değil mi? Neydi o adamın ismi? Boris efendim bizim Johnson. Tabii ya, Boris Johnson'ın gitme nedeni de yine bu. Değil mi? Yani yanlış bilgilendirme olarak. Evet. İşte Lozan böyle bir şey. Tabii burada anlattığımız kısa zaman dilimi içinde biz sadece belli noktalarına değindik. Eğer varsa sorularınızı
ve kısa katkılarınızı alabiliriz. Mehmet Hoca'yı da bulmuşken burada belki sormak istediği şeyler vardı. Buyurun. Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Lozan'ın 100. yılında başkaları da başka şeyler yapıyor. Sapladığım iki şey benim. Emekli Büyükelçi Suyo Umar'ın bir yazısından gördüm evvelsi gün. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı binada ayrılıkçı bir Kürt kuruluşu konferans düzenliyor. Lozan'ın 100. yıl döneminde ve işte Lozan'daki pozisyonlarını aynı pozisyonları varmışçasına ileri sürerek bir takım iddialarda bulunuyorlar. Bunun farkında mısınız ve nasıl yorumlarsınız? Bunu Mehmet Hocam'a sormak istiyorum. Size de efendim sorum, tabii ki Monroe'yu konuşmadan olmaz Lozan'ı konuşmak. Yani orada siz... Neyi konuşmadan? Monroe anlaşmasını. Boğaz'dan anlaşmasını. Evet. Onu da kısaca siz bir kritik eder misiniz? Çok teşekkür ederim. Yani Montreux-Boğazlar Anlaşması tabii Lozan'da aslında öngörülen bir anlaşma değil. Sonuçta Lozan'da Boğazların yönetimi ve etrafının silahlardan arındırılması ve uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi isteniyordu. Fakat 30'lara gelindiğinde artık Türkiye'nin üzerindeki şüphelerin kalktığını en azından Batı devletlerinin gördüğünü söyleyebiliriz. İkincisi 30'lu yıllar Avrupa'da büyük bir değişimin yaşandığı, efendim Almanya'da Nazi rejiminin yükseldiği, Akdeniz'de İtalya iddialarının tekrar gündeme geldiği ve tabii ki Sovyetler Birliği'nin de gittikçe kendisini varlık olarak ortaya koyduğu bir dönemdi. Bu dönemde Boğazları daha güvence altına alabilecek ve Türkiye'nin dışında da yapamayacakları için onunla bir bütünlük içinde yeniden gözden geçirmek kaçınılmaz hale gelmişti. Montreux bunun sonucudur. Şimdi Lozan'da çok ilginç bir şey yaptılar. Sorun çıkartan boğazlar, musulkertlik, borçlar gibi konuları süreci tıkaması yerine kenara çektiler. Üzerine anlaştıklarımızı imzalayıp deyip imzaladılar. Bunu sürece bıraktılar. Hoca zaten Montreux sürecini anlattı. Şimdi ben evet o şeyi Lozan'daki durumu biliyorum. Fazlasını söyleyeyim size. Lozan'da Türkiye buna belediyeler de dahil bir takım anma etkinlikleri yapmak istedi Lozan'la ilgili. İsviçre hükümeti Lozan tabii ki yapabilirsiniz ama Kürtler de yapmak istiyor. Dolayısıyla biz aynı anda onlara da yer vermek durumundayız deyince benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir etkinlik yapılmadı, yapılamadı. Bu Türkiye'de de pek fazla konuşulmadı nedense. Dolayısıyla ben durumun farkındayım. Zaten konuşmamda söylediğim şeylerden biri Türklerle Kürtlerin yol ayrımıdır. Yani o çok önemli bir mesele. Dedim ya ben şimdi burada hakikaten onu uzun anlatmam lazım. Neden sonuç ilişkileriyle anlatamam. Ama çok önemli bir meseledir o bizim tarihimiz açısından. Evet. Buyurun. Ben bir soru sormak istiyorum. İlk sorum Erkan Hoca'ya. Bu Ankara hükümetiyle, Ankara ile Lozan arasında heyetler arasında haberleşme, telgraf haberleşmesi o zamanki ellerine geçmiş. Bunu İngiliz istihbarat MI6 açıkladı. Bunun bir etkisi oldu mu bizim anlaşmamıza, bizim kazandıklarımıza veya kaybettiklerimize bir etkisi oldu mu? Onu öğrenmek istiyorum. Mehmet Hoca'ya da şunu söylemek istiyorum. Lozan anlaşmasında göre şu anda TDK son zamanlarda bir sözlük açıkladı. Bunların içinde de bir Türkiye'li kelimesi var. Bu Türkiye'li kelimesi bazı tarihçiler ve şeyler kabul etmedi. Dil bilimciler kabul etmedi. Sizce bu Türkiye'li kelimesi bu Lozan Anlaşması'na uygun mudur? Bir de ek bir soru olarak da bu Lozan Anlaşması'na Amerika taraf değil. Anlaşmayı imzalamadı benim bildiğim kadarıyla. Sadece kapitülasyonları taraftı. Kapitülasyon hususunda sadece anlaşma yaptı. Bugün için bu Amerika'nın imzalamaması ne gibi sonuçlar doğurur veya doğurabilir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. ABD gözlemci ülkeydi Lozan'da. İmzacı ülke değil, gözlemci. Mesela
Boğazlar konusunda da Türkiye Sovyetleri davet etti. Çiçerin, onların dış ilişkiler komiseri Çiçerin geldi. Dolayısıyla bir mana ifade etmez onu şey yapayım. Şimdi bu Türkiye'li tanımı, deyimi 1920-23 arasında önemli bir deyim. Şöyle ki, bakın biz hala açıldığında adı Büyük Millet Meclisi'ydi. Ama daha sonra adı bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Bakın Türk Büyük Millet Meclisi olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. O dönemde bu Türkiye sözcüğü özellikle Türk-Kürt ittifakının da anahtar sözcüklerinden biriydi. Şimdi üzerinde durulmuyor ama 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ki 24 madde çok kısa okursanız aynı tabirleri orada görürsünüz. Bu bir dönem gösterilen hassasiyet üzerine kuruluydu. Ben o konuda size şunu söyleyebilirim. Bunlar tartışmalı konular ama mesela Atatürk'ün de 1933 10. yıl nutku ne mutlu Türk'üm diyene ile bitiyor. Şimdi burada bir iradi bir durum var. Yani etnik köken işte soy sop vesaire demiyor. İradi kabul edilmişlikten söz ediyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi ben bunu tersten düşünmenizi önereceğim size. Bu hayata geçirilmiş olabilseydi zaten biz bunları konuşmuyor olurduk. Türk mü diyelim, Türkiye'li mi diyelim, şöyle mi diyelim, böyle mi? Demek ki onun hayata geçirilişinde bazı sorunlar yaşandı. Biraz bunların neler olduğunu düşünmemiz gerekiyor bence. Çünkü yani tıkandığımız yerdeki sorunu kızarak aşamayız, öfkelenerek aşamayız. Orada nerede hata yaptığımızı, belki o tanımı söylendiği şekliyle ele almayıp başka bir hale mi büründürdüğümüzü biraz belki kendi içimizde tartışmamız gerekir. Evet, bu tabi telgraf meselesi başka çareleri yoktu. Yani sonuçta telgrafın dışında ancak kuş falan gönderebilirlerdi. Ama tabii ki telgraf sadece yurt dışı bağlantısı olarak düşünmeyin. Türkiye içindeki telgraf hatlarının bakımı, efendim bunların geliştirilmesi de yabancıların elindeydi. Dolayısıyla bunun zaten eskiden beri kullanılan çözümü şifreli mesajlaşmadır. Ve bu şifrelerde belli dönemlerde değiştirilir. Yani Cumhuriyet arşivinde büyük ihtimalle vardır ama onlar açılmadı ama mesela Osmanlı arşivinde bu şifrelerin, şifre kalemleri açıldığı için ne zaman değişir, bunların şeyleri falan bellidir. Peki bunlara rağmen elde edilmemiş midir? Elde edilmiştir evet. Tabii. Sonuçta büyük bir casusluk şebekesi o, var. Yani ben onun örneğini vereyim. Telgraf hattı Romanya üzerinden Türkiye'ye geliyor. Yani çünkü telgraf hatları sabit yani. Şimdi wireless bağlantı, kablosuz bağlantı diye her şey kablo üzerinden gidiyor. Kabloların da güzergahı var. Genellikle tren yollarını takip eden kablolar. İlk dönem için söylüyorum, ilk müzakere dönemi için bir ara İsmet Paşa şeyi fark ediyor. Mustafa Kemal Paşa ile telgraf başında yazışmış, bir talimat almış, bir argüman söylüyor, pat diye karşıdan ona karşı hamle geliyor. Şaşırıyorlar buna. Yani bunu nereden bekliyordu da bunu yapıyor diye. Sonra anlaşılıyor ki Bükreş'teki şeyde İngiliz istihbaratı onun üzerine farklı taktikler geliştiriyorlar. Mesela oradaki bir sivil gidiyor İsviçre'deki başka bir postaneden buradaki sevgilisine işte telgraf çeker gibi falan. O tür yöntemler o sonradan aşılıyor. Şifre meselesi tam Erkan Hoca'nın söylediği gibi şifreli telgraf doludur. Kim zaman sayılardan oluşur. Mesela 28532, 32534 böyle sözcük oluşturulur. Şifre memuru bilir onu. Karşılıklı ellerinde aynı şifre şeyi var. Miftahları var. Evet. Bizim. Onlardan deşifresini yaparlar. Hocam, küçük bir kestirmesi mikrofonu alın ama. Yani Erkan Hoca. Beyefendi o Türk-Amerikan uzandaki imza meselesini sordu siz. Çok haklısınız tabii ki. Ona küçük bir ek yapacağım. Şöyle, Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra, malumunu söyleyeceğim, Türk ve Amerikan heyetleri istişare ediyorlar. Tabii ulaşım o zaman zor. Birisi deniz aşırı, öbürüsü uzak. Trenle bu, burada, şimdi gibi değil. Madem biz buraya kadar geldik, oturalım. Sonra
bir dostluk ve ticaret anlaşması imzalayalım. Nihayet söylüyorum diyorlar ondan sonra ve bu görüşmeleri yapıyorlar, müzakereleri yapıyorlar. Anlaşmayı da imzalıyorlar. Fakat malumunuz Amerikan Senatosu bunu hiçbir zaman imzalamıyor. Yani parlamento imzalamadığı için de yürürlüğe girmiyor. Ta ki 1939'a kadar o Pamuk İpliği'nde ilişkiler gidiyor. Bilmem doyurucu oldu mu beyefendi için? Anlayışlarınız için. Evet. Şöyle son soru için vereyim. Arkadaşım soru ister. Tamam, siz aranızda. Önce söyledim de. Hocam, değerli anlatımlarınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle Mehmet Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Bu gizli maddelerle ilgili Lozan'ı tenkit etmek isteyenler adalardan çok bahsediyorlar hocam. Lozan Barış Anlaşması müzakereleri bir adalar. Bu konuda biraz bizi bilgilendirebilirseniz. Hemen söyleyeyim. Adalar çok daha önce gitmişti. Yani adalar Lozan'da müzakere konusu olmadı mı? Oldu. İtalyanlar istediler mesela. Yunanistan'da kalmasın, bizde kalsın diye. Ama Türkiye onun çok daha önce Osmanlı döneminde adalar meselesini. Hazal Papuççular'ın o konuda güzel bir kitabı var. Onu öneririm size. Teşekkür ediyorum. Bir de Erkan Hocam'a bir sorum olacak. Bu İngiliz istihbaratının Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili olarak Sevtap Demirci Hocamız bir kitabında anlatmıştı. Meclisteki gizli oturumların dahi tutanakları 15 dakika sonra İngiltere Dışişleri Bakanlığı masasında İngilizce daktil edilmiş şekilde var. Bu telgraf kablolarından hariç bir şey. Casuslar. Mecliste bu tespit edilebildi mi acaba? Yani bu kişilerin kim olduğu, yani hangi imkanlarla bu bilgiyi aktarabildiği o dönemin şartlarında? Herhalde şeydir yani, başka bir haberleşme olanlar var. Milletvekili olsa gerek değil mi o zaman? Şimdi hayır, kavas da olabilir. Yani zabıt tutanlar, çünkü gizli oturumlarda biliyorsunuz, Raşit Bey iyi bilir bunları. Gizli oturumlarda sağır ve dilsizler görev yapar. Bu çok önemli bir kuraldır. Yani sağır, yani işitme engelli ve konuşma engelli olacaksınız. Ama o dönemde tabii bunun o kadar büyük bir şansı yok. Muhtemelen zabıtı tutanlar tarafından da olmuş olabilir. Her ne kadar milletvekilleri de tutuyorsa da. Teşekkür ederim. Efendim sevgiler ve saygılar sunarım öncelikle. Sorum Sayın Profesörüm size. Buyurunuz. Rıza Nur bizim heyetteki kişi neden bu kadar acaba olumsuz yönde etkilenmelerde bulundu? Bir de bugün Lozan'ı geçersiz saymak için başta karayoluna giden neden bu kadar önemsemiyorlar. Bu konuları açıklarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen kısaca cevap vereyim. Şimdi Lozan'da ana heyette 3 isim vardı. İsmet Paşa, Rıza Nur, Doktor Rıza Nur ve Hasan Bey. Hasan Bey, Hasan Sakal. Ercüman galiba değil mi aynı zamanda? Hayır. Onlar tam murahhas onlar. Yetkili meclisin görevlendirdiği murahhas onlar. Mesela Hasan Sakal Bey, ben İngiliz arşivinde okuduğum cümleyi söylüyorum size. Diyorlar ki bu adam satın alınamaz bir adam. Bu kadar çok net bir ifade. Hayır, Hasan Saka hiçbir zaman alınmadı. Rıza Nur'a gelince, Rıza Nur ilginç bir siyasetçi. İkinci Meşrutiyet'ten itibaren tıp doktorudur aynı zamanda. Ve dönüşünden itibaren umduğu karşılığı, makam mevki karşılığını bulamıyor. Ve biraz da onun Türkçü fikirleri, o dönemdeki fikirlerden biraz daha farklı. Çok ilginç bir insandır, onu söyleyeyim size. Yani Kahire'de bastığı Türk Bilik Revüsü, 7 ciltlik, müthiş yani. Şaşırıp kalırsınız bu kadar bilgiye sahip olmasını. Fakat tam bir olayı kişiselleştirme noktasına getirdi. Ve o liderlik mücadelesinde, o bir adacıktı, iki gruba da bağlı olmayan, kendisini öne çıkartmaya çalışan orta yerde ve Mustafa Kemal de çok çabuk fark edip dışladı bu süreçten kendisini. Müthiş bir kütüphanesi var. Evet. Sinop'ta. Ama bu arada şeyde Lozan'dayken de Ankara'da bir otel kurmak için proje geliştiriyormuş. Hı. Yani gazeteci ticari ağzından bir laf almak için buna sürekli zorluyor. O da ona Ankara'da kuracağı oteli anlatıyormuş.
Bu o dönemde çıkan bir şey yani sonrasında. İlk dönem acemiliklerle dolu zaten. Yani mesela Lozan görüşmeleri İstanbul ve Ankara'ya gazeteciler var orada. Haber geçiyorlar. Her bir gazetede aynı olayla ilgili farklı farklı haberler. Birinde diyor ki Türkiye heyeti kabul etti, birinde diyor ki Türkiye heyeti kabul etmedi. En sonunda orada Anadolu Ajansı bir birim kurmak zorunda kalıyor. Bir dakika ya, yani böyle birbirinden farklı haber mi gönderilir? Gelin şu bir beraber hani ne olduğunu konuşun ve buradan çıksın. Aynı gerçek haberi gönderelim Türkiye'ye diye. Bir türlü acemiliklerde yaşanmıştı böyle zamanında. Evet. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Havada bildiğiniz. Müdürümüz Tuğba Kılıçkaya armağanları evet. Vermek üzere gelirse hocam sizleri de şöyle alabilirsek ardından hep birlikte kokteyl kısmına geçebiliriz. Kullanırsan evet, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni çok merak ettim. Aa, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tabii. Başlıyor, başlıyor.